Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Yasal uyarıyı gördünüz. Al, saat, tut tavsiyesi değil arkadaşlar. Biz toplumumuza eğitim amaçlı finansal okur yazarların artması için bilançoya neye dikkat edeceğiz? hisselerden nerelere bakacağız? Ona dikkat çekmek istiyoruz. Şu an Sabancı Holding'in e, bilançosu geldi sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın dönen varlıklar 503 milyar. Duran varlıklar 412 milyar. Yani 900 milyarlık bir durum var burada arkadaşlar. Görüyorsunuz 916 milyar. Bunun 683 kısa vadeli. 109'u da uzun vadeli olmak üzere komple borç altında. Ama sonuçta 122 milyar kendine ait borçlar çıktıktan sonra e, parası var. Bunun 700 800 milyarı borç. İşte banka boşlanıyor, millete ödüyor, oradan topluyor, geri ödüyor. Ona karşılık alacağı var yani. Bunlara götürmüş, Teksas'a batırmış değil. Burası önemli ama bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne? Ana ortaklığa ait öz kaynaklar. Ne olmuş? 51 milyardan 61 milyara yükselmiş. Yaklaşık olarak 10 milyar artmış arkadaşlar. Ee, geçen sene 44'ten 51'e yükselmiş. Son bilançoda 7 milyar. Onun bile %50 üstünde. Bir önceki dönem neymiş arkadaşlar? 36'dan 37'ymiş. 2 milyarmış. Şu an 10 milyar Yüzde %500. Şurada biz bir, şey, bir yerden bakıyoruz. Onlar %50'yi daha güzel hesaplıyordu bu şeyde e, Twitter'da neydi onun adı biliyorsun değil mi fin tablet bu fin de arkadaşlar fin tablet bizde en üstte bakalım İzmir gelmiş İzmir'in dağlarında kar artıyor Favik artıyor ama net kar atmadığı için o da birazcık değişmiş ama çiçekler açmıyor format yüzde 125 artmış ama önemli bir şey değil yani önceki kar olmayınca Alcatel Evet bu zarardan kara geldiği değiştin hesaplamamışlar. Ee, Arsan 31 milyon kar düşmüş. Çok da önemli değil. YSD Holding ee, 90 milyondan 215 milyona. Bunu da ayrı video çekelim. Emkel e, ee, Akvak Ker 269 i̇yi, iyi. milyon kerevi taşın, nihayet kar yağdırdılar, eksiden artıya geçti için hesaplamamışlar Ne ane ise öz kaynakları artmış 370 milyon Kerevitaş'ın taşın artık logo arkadaşlar artmış. Nerede bu sabancıya? Hepsini inceleyeceğiz bu gidişte. Avut bile 3 milyon kar etmiş, vay be. Nasıl yaptın? milletin nasıl günahını ödeyeceksin sen Sen ne ne yatacak yerin yok senin bütün bu manipülatörlerin yatacak yeri yok zaten de bu dünyada parayla yatıyorlar o bir tane dünyada para geçmiyor ya yani öbür dünya inançları olsa zaten onu yapmazlar Sabancı nerede ya Allah Allah Sabancı çıkmıyor Sağol Nihayet bir saat önce gelmiş ama hepsi üstte gelince görüyorsunuz net dönem karı yüzde 372 ki bunun içinde o bir milyar öz kaynak yok yani öz kaynak 10 milyar artmış öz kaynakları daha çok artmış öz kaynakları görüyorsun bak 51'den 61'e çıkmış bunu yüzde 20 mi yapıyor Evet öz kaynakları yüzde 20 artmış üs kaynakları %20 20 artmış ama 10 milyara denk geliyor. Satışlar artmış %100. Brüt kar %184, faurik daha iyi 12,5 milyar. Net kar da iyi 8 milyar. Şimdi FK 2.26, PD 0.68. Kelepir oldu yine. Yine kelepir oldu işte. Yani biz buradan gidiyorduk dedik bir de oradan orana bakalım. Hasılatı görüyorsunuz. 12 milyar. Brüt kar. Esas faaliyet karı görüyor musunuz? Bize ne lazım? EFK. Esas faaliyet karı lazım. O da 13 milyar. Ee, diğer dönem 12'ymiş. Ee, geçen sene aynı dönemde 4'müş. Şu an %200 artmış. Yuvarlıyorum. Daha fazlası var da. Neyse. Ana ortaklık karı lazım. O da 8 milyar. Geçen 1.750 işte. Bu da kaçtı? Yine unuttum da. %300 müydü? 371. %371 artmış. Şimdi böyle artınca ne oluyor arkadaşlar? Hisse 9 liradan 20 liraya gelmesine rağmen ucuzlamış oluyor. Görüyorsunuz. FK 226. Bu ne FK'sıdır? Bu cari FK. Yani şu son 4 bilançonun toplamını hesaplıyorlar. Ona göre 2 FK. Neden bunu böyle söylüyorum? Çünkü feature FK daha da ucuz. Neden? Neden? 8 milyar 250 milyon çarpı 4 yapıyorsunuz. 33 milyar yapıyorsunuz. Bölü 2 yapıyorsunuz. 16 birçok TL hisse başına kar düşüyor. 16 birçok kar ediyorsa bakın hemen size uygulamalı göstereyim. Herkes hesap yapmayı öğrensin. Giden kağıtları alsın diye arkadaşlar. Bakın 8 250 çarpı 4. Niye 4 ile çarpıyoruz? Çünkü 4 bilanço daha gelecek. 33 milyar. Bölü e, bakın burada e, e, 2.40 milyon. Bak görüyor musunuz? Bu sermaye demek. Bu kadar pay demek. Bunu buna bölüyorsunuz. Evet. Bu 33.000 bölü e, 2040. Bu şekilde yaptığınız zaman hisse başına 16 TL 17 kuruş. Hisse kaşıra 20 TL 50 kuruş bölü 16 TL 17 kuruş diyorsunuz. Eşitliyorsunuz. Bakın 1 FK 2 ay. Yani 14 ay 15 ayda kendini bu karlılıkla amort ediyor. Aslında FK future FK birinin altına geliyor. Diyorlar ki bu borsa düşsün. Ya bu borsa nasıl düşsün kardeşim? Hisseler ucuz. Kar ediyorlar. Kar. Hayatına etmedikleri karları ediyorlar. Bu sistem Enflasyonist sistem, vahşi kapitalist sistem zengini daha zengin ediyor. İşte bundan dolayı borsa yukarı gidecek arkadaşlar. Bir FK'da hisse mi olur ya? Bu hissenin bak defter değeri yazıyor burada. Direkt 30 lira. Bakın PD bölü D de ne demek? Bak şu öz sermayesi bölü piyasa değeri demek. Bak piyasa değeri bölü defter değeri. PD ne demek? Piyasa değeri. D de ne demek? Defter değeri. Yani öz kaynağı. Onu ona böldüğünüz zaman bakın 0.68 ne demek? 3'e 3'te 1 fiyat. Bak 30 lira. E, şu an 20 liradan işlem görüş. Yani ister böyle bak, ister öyle bak. Her türlü %32 ucuz. E 30 liraya gelse borsa düşer mi? Peki bir de bunun üzerinden 2 PD'den, 3 PD'den, 10 PD'den işlem görürse 300 lira olması lazım. E ne zaman olur? fi tarihinde illeri bir illerde bir yılda 300 lira da olur. Yani 10 katından işlem gören de var. Zaten 10 katından işlem görmese de karlar önden gidiyor. Ne demek karlar önden gidiyor? Ee, şöyle bakın mesela 7,5 lira Nisan'da. Bir yıl sonra, sonra 20 liraya geliyor. Hisenin defter değeri 30'a gidiyor. Bakın burada 3 kat yükselmiş ama hisse 30'a gitmiş. Şimdi bu 20'den de 60'a gidene kadar o fiyat 90'a gidecek. Her yıl böyle işte. Bu yüzden şekil adı görüyorsunuz. Bu aralar kar etmemiş. Yataya bağlamış. Bu aralar dedim şu aralar işte. Bakın tamam şu kırmızı çizginin üstüne 2013 yılından beri gitmiyor. İlk defa koptu. Koptuğu için bakın şurada çanak tamamladı. Bir kazma sapı kadar gitti. Bundan sonra ne olacak? Kazma sapından da fazla gitmiş. Şöyle ölçtüğünüz zaman değil mi? Şuradan ölçüyorsunuz bu çizgiyi aldınız olmadı Öl, bu ölçmez şu ölçe bak şöyle bir boy aldınız bu çizgiyi buraya koydunuz fazlası gitmiş e, bitti mi yok bu sefer bu çizgiyi uzatamıyorsunuz bu bir kazma sapı kadar daha gidecek şuraya şu çizgiyi uzatıyorsunuz eğer bu çizgilere göre oluyorsa tamam mı ondan sonra ne olacak bir, bir boy daha atacak üstüne yani bir boy, bir boy daha geliyor buraya ondan sonra efendime aha 40 liraya geçti. Bir boy daha atarsa iki kazma sapı kadar çıkacak. Bu tabi diptekine göre. Bu e, gördüğünüz gibi 2013 yılından beri 7 yıldır yatan dev nihayet uyandı Nihayet kar etmeye başladı. Çünkü geçmişte 98 yılında da 15 kuruşmuş. Nereye gitmiş? 5 TL. 30 kat gittiği için bu yatma süreci olmuş. Şimdi de 30 kat giderse 600 liraya 5-10 yıl yatabilir. Ama önce bir 30 kat gitsin. Gider mi? Bilmiyorum. Piyasa karar verecek. Yani sizler karar verin. Alıcı satıcı sizsiniz. ben bütün hisseleri alacak param yok. Al sat tut tavsiyesi değildir. Bilanço böyle incelenir. Borsaya böyle bakılır. Borsa yatırımcılığı budur. Öyle gidecek cek cek olmuyor. Karını hesaplıyorsun. Ona göre yatırımcı oluyorsunuz. Siz bilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir.